Evet, tekrar merhaba. Konuğumuzu takdim etmek istiyorum. Doktor Yusuf Gedikli, dil bilimci. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür Sağ ediyoruz bu zaman ayırdığınız için programımıza. Ben de teşekkür ederim efendim. Şimdi hocam yakınlarda Dillerin Şifresi adıyla hacimli bir çalışmanız yayınlandı. Şimdi Dillerin Şifresi ismi de dikkat çekici. İsterseniz önce isimden başlayalım. Yani Dillerin Şifresi ismini seçmenizin özel bir sebebi var mıydı? Yani sayılır çünkü şöyle, dillerin ortaya çıkışı bugüne kadar çözülebilmiş bir şey değil. Hı hı. Şifre dediğimiz şey de biliyorsunuz herkes tarafından bilinmeyen hı hı. ya da çok az kişi tarafından bilinen bir şeydir. Biz de yani var olan bir şey ama bilinmeyen bir şey. E, bunu çözdük e, iddiasıyla böyle bir e, at koyduk. Yani bu e, gizemli bir konu. E, tabii öyle. Işaret e, tabii ediyor. öyle e, midir dillerin kökeni gizemli efendim. bir konu mudur? Aynen öyledir. Çünkü şu ana kadar dünyada eee dillerin kökeniyle ilgili çok görüş, fikir, ne bileyim işte teori ortaya konmuş ama Hı -hı. hiçbirisi bunların kabul edilmemiş. Hatta şöyle diyeyim size 19. yüzyılın ikinci yarısında, yani 1860'lı yıllarda Paris Dil Akademisi şöyle diyor. E, bize dilin kökeniyle ilgili herhangi bir görüş getirmeyin. Hmm. Yani çünkü öyle saçma görüşler gelmiş ki. Hmm. <laughs> yani mesela işte ding dong sesinden çıktı dil. Hmm. Ne bileyim işte müzikten çıktı, danstan çıktı. Hani bunlar neyse de işte hmm. bov. Doğu köklerinden çıktı gibi böyle biraz saçma gerçekten görüşler geldi. Bunu bildiği için, gördüğü için, anladığı için akademi bize diyor dilin kökeniyle ilgili herhangi bir görüşle, teoriyle gelmeyin. Ama insanoğlu böyle yani gelmeyin diyor ama yine de kafayı buna takıyor ve görüşler geliyor. Merak ediyor. Peki şimdi bu kitabın amacı nedir diyeceğim ama demin sırasında bir cümleyle değindiniz biraz açalım. Ee, böyle hacimli bir kitabın e, amacı bu e, sırrın keşfi midir? E Öyle diyebiliriz. Yani biz e, şu iddiadayız. Yani biz bu kitapla e, dillerin kökenini, nasıl doğduğunu ve nasıl geliştiğini e, bir anlamda somut eğer tabiri caizse hı hı. somut şekilde ortaya koyduk. Yani daha önceden de görüşler var ama somut olarak pek bir şey ortaya konulmamış. Mesela şu seslerden dolayı çıkmış hmm. ya da şu kök sözlerden çıkmıştır diye ortaya herhangi bir şey konulmamış. Hmm. Konulmuşsa da çok böyle e, yetersiz, kifayetsiz yani dolayısıyla saçma sapan görüşler az önce söylediğimiz gibi dil akademisinin görüşü de bunu. Aynı zamanda İngiltere, Britanya Akademisi de aynı şeyi söylüyor. Dillerin kökeniyle ilgili çalışmalardan diyor uzak durun. Peki Fransız Akademisi böyle diyor, Britanya Akademisi böyle diyor. Bu büyük bir iddia değil mi sizinkisi? Evet ama aradan da 150 yıl falan geçmiş. Yani 150 yılda da ne bileyim bir şeyler evet. olmalıydı herhalde. Nasıl bir yöntem kullandınız ya da izlediniz bu çalışmanın ortaya çıkmasında öyle diyelim. Ben şöyle diyeyim size. Ben etimoloji yani köken bilimi Türkçesiyle, kök bilimiyle, kelimelerin kökenleriyle ilgilenirim. Epey zamandan beri yani aşağı yukarı bir 20 yıldan beri, 98'den beri. Ee, özellikle Türk e, kişi adları, boy adları, Hı -hı. devlet adları, unvan adları, Hı -hı. yer adları bunlar üzerinde çalışırım. Yani hatta şunu da söyleyeyim. Benim eski Çin kaynaklarındaki Hunca kelimeler hakkında da epey bir çözümüm var. Yani Hı -hı. o konularla ilgili bir 20'den fazla uzun makalem var ve bir 50-60 civarında da e, Çinceye çevrilmiş Türkçe kelimelerin Türkçesini bulma hı hı. Ee, tecrübem var hı hı. ve bazıları da gerçekten doğru bunların. Tabii hı hı. fikir jimnastikleri yaptıklarımız da oldu. Hı hı. Ben bu konular üzerinde çalışırken hı hı. bu noktaya geldim. Aslında amacım dillerin kökenini çalışmak değildi açık söyleyeyim. Hı hı hı. Yani şöyle bir benzetmeyle daha iyi bir anlatım yapabiliriz belki. Yani ben bir dağın arkasında su aramaya çıkıyorum mesela, hı hı. suyu buluyorum ama bu arada altın buluyorum, gümüş buluyorum, demir buluyorum yani beklediğimden ve umduğumdan çok daha fazla şeyler buluyorum yani öyle oldu bu iş. Peki hangi ana konular ele alındı şimdi izleyicilerimize gösterdik 500 sayfaya yakın bir kitap yani ele alınan ana konular nelerdir desek bir içindekiler izahı değil de neler söylenebilir hangi ana başlıklar için yer alıyor? Yani şöyle diyelim önce Eski medeniyetlerin Hı -hı. ve bu arada dinlerin dil hakkındaki evet. bazı görüşleri. Ee, sonra e, son 200 yıldaki bilim insanlarının dil hakkındaki Hı -hı. bazı görüşleri. Hı -hı. E, bizim dilcilerimiz de var işlerinde Mesela Şemsettin Sami gibi. Hı -hı. E, sonra e, benim bu görüşe nasıl geldiğim, hangi Hı -hı. yollardan, hangi evrelerden, safalardan geçerek bu noktaya geldiğim. Ve ondan sonra dilin... E, ilk sesleri, hı hı. ilk kök sözleri hı hı. ve ondan sonra e, dilin gelişimi e, tabii ilk sözler doğuyor ama yani ortaya çıkıyor ama öyle kalmıyor dil sürekli değişen ve gelişen bir hı hı. E, olgu e, anlam bilimi efendim işte ses bilimi Dillerin etkileşimi, temas, hı hı. benzerlikler, tesadüf oranları, bütün bunlar evet. incelenmiş. Peki bu konular, e, Türkolojinin güncel konuları arasında mı yer almaktadır? Bu konunun güncelliği nedir? E, aslında bu her bakımdan güncel bir konu. Ama dediğiniz gibi bazıları Türkolojinin önceliklerinden. Hı hı. Hangiler Türkolojinin önceliklerinden? Şimdi dilin nasıl meydana geldiği Türkolojinin önceliği değil. Bu genel dil bilimi dil. ilgilendiren hı hı. bir şey. E, soru ve sorun, hı hı. ama Türkçe'yi ilgilendiren hı hı. bazı soru ve sorunlar var. Şimdi geçenlerde e, rahmetli olan Talat Tekin önemli bir dilcim, hı hı. dil bilimcimizdi, dünyaca da tanınmıştı. Evet. Şimdi onun da söylediği bazı böyle sorunlar veya sorunsallar var. Mesela e, Türkçe'nin en başında uzun ünlü var mıydı? Hı hı. Şimdi bizde genel kabul, bizim dil bilimcilerimiz arasında genel kabul Türkçe'de uzun ünlü yoktur. Ama Talat Tekin ve onun bazı e, öğrencileri diyelim, Türkçe'de uzun ünlü vardır. Şimdi bizim buradaki çalışmamız, uzun ünlünün sadece Türkçe'de değil, bütün dillerde olduğunu da ortaya koyuyor. Daha rahat anlaşılsın diye örneklendirebilir miyiz? Yani uzun, yani ünlü... uzun ünlü nedir? Hmm. Şimdi mesela yarın diyoruz, şimdi hmm. kimimiz yarın diyoruz, kimimiz yarın diyoruz. Bakın hmm. bunu... Evet. ikimiz iki türlü bir kullanım var şu anda Türkçede. Evet. Yarın diyenler de var. Yarın diyenler de var. Şimdi Hı -hı. yarın derken biraz uzatıyoruz. Evet. Şimdi mesela kanun diyoruz. Bakın kanun Hı -hı. demiyoruz. Kanun. Hı -hı. Yani kanunun birinci hecesini biraz uzatıyoruz. Hı -hı. Mesela e, hatun diyoruz. Hı -hı. Yani birinci hece biraz uzundur. Hı -hı. Aynı kökenden gelen kaan, evet. katun, kahan bunlar da birinci heceleri uzun. Mesela kaan diyoruz ama e, kaanı uzatıyoruz hatta Uzattığımız için ortadaki yumuşak G düşüyor, K'han oluyor. Bunun varlığı ya da yokluğu dilin yer aldığı grubu mu belirliyor? Hayır belirlemiyor çünkü hmm. bu bütün dillerde var ama evet. e, şöyle. Ne önemli bunun? Uzun şu şundan var, önemli. E, bir insan e, insan böyledir, bilim de böyledir. Bir şey ne olursa olsun bu işte faydası, zararı bunu düşünmeden evet. onu çözmek bilmek ister. Birincisi hmm. bu. İkincisi de buradan. Bazı Türkçe kelimelerin e, değişim ve gelişimlerini Hı -hı. izleyebiliyoruz. Yani evet. oradan uzun ünlü varsa şöyle olmuştur diyoruz. Kısa ünlü de böyle olur diyoruz. Hı -hı. Bu bir ama mesela Türkçe, Türkolojinin başka e, problemleri de var. Mesela Türkçe'de bir reze problemi vardır. Mesela e, şikmatizm mi yani teknik terimle? Yani releşme mi, Z'leşme mi? L'leşme mi, şeyleşme mi? Hı -hı. E, bunu Bu da 250 yıldan beri tartışılan bir konudur. Şimdi Talat Tekin mesela der ki... E, Şeyleşme ve Z'leşme vardır. Diğerleri de tersini söylerler. Ama hı hı. biz bu kitapta Talat Tekin Miron hocamızın görüşlerinin doğru olduğunu ortaya koyduk. Ama kendiliğinden ortaya çıktı bu. Yani evet. biz onu doğrulayalım diye yapmadık bunu. Hı hı. Kendiliğinden o noktaya geldik. Şimdi dillerin kökenine ilişkin çok sayıda çalışma var dediniz. Ee, peki e, oradan hareketle bu kitabın benzer çalışmalardan farkı nedir veya özgün yanı nedir öyle diyelim? Aslında çok farkı var. Onu söyleyeyim çünkü bir kere bu kadar hacimli bir e, dilin meydana gelişi hı hı. noktasında bir kitap ortaya konulmuş değil. Ha belki yabancı ülkelerde olabilir ama Türkiye'mizde yok böyle bir şey. Hı hı. E, benim de benim de ben de şunu söylerim benim tek eksik tarafım yani tek diyorum bunu bilerek söylüyorum yabancı dildir. Hı hı. E, tabii yabancı dilleri bilemiyoruz o kadar o şeyde ama. Türkiye'de yok en azından. Dünyada olduğunu da aslında sanmıyorum diyeceğim en azından bu kadar. Neden? Çünkü biz bir anlamda somutlaştırıyoruz meydana gelişi. Hı hı. Diyoruz ki bütün dünyadaki diyoruz dillerin en baş sesleri b, d, g, l sesleridir. Hı hı. Bunu bugüne kadar söyleyen hiçbir çalışma olduğunu sanmıyorum. Olsaydı biz de bunu bilirdik. Çünkü ben bir dil bilimciyim. ...dil biliminde bu ortaya çıkardı. Yani derlerdi ki şöyle görüşler var... <laughs> ...bu görüşe göre şöyledir. Böyle bir şey yok. <laughs> e, o yüzden ben burada... ...ilk sesleri ortaya koydum. <laughs> i̇lk sesleri yani B, D, G, L... ...bunlar baş ses. Ha bir de son sesler var. Bunlar da 16 tane. Bütün <laughs> dünya dilleri için konuşuyorum. <laughs> yani onları sıralasam bilmem gerekir mi... ...onlar da yine bunların da... ...dördü B, D, G, L. <laughs> Ama diğer... ...12 tanesi... E, ...yapışık ündeş dediğimiz... ...çift sesler. Mesela e, LB, LD, LG, LL, e, NB, ND, NG, NL, RB, RD, RG, RL. Yani böyle <laughs> bir teknik konu burası. Evet, burası da, e, evet, öyle gider. Ama yani bu şekilde ortaya konulan hiçbir çalışma evet. şu anda dünyada olduğunu zannetmiyorum. Yani. Peki o zaman şöyle diyelim hocam. Şimdi tarihsel açıdan bakıldığında dillerin nasıl meydana geldiği, yani ortaya çıkışı, kökeni konusunda genel kabul gören yaklaşımlar Nelerdir? Demin bir cümleye değindiniz ama mesela dinlerin yaklaşımı e, nedir? <laughs> Antik dönemde nasıl bir yaklaşım vardı? Modern döneme gelindiğinde e, hangi noktaya gelindi? Bunları böyle kademeli bir şekilde ele alsak. E, yani, genel kabul gören husus nedir mesela? Şimdi genel kabul yok aslında. Ortaya çıkışı ile evet. ilgili bir genel e, üzerinde Hayır, mutabakat var mı? Mu? Yok. Hayır, hiçbir mutabakat yok. Hayır. İşte açıklamalar var. Şimdi isterseniz birkaçını <laughs> söyleyeyim Buyurun. size hani burada. Şimdi 52. sayfada sanıyorum onlara dokunmuştuk. 51. 50... Evet bakın. Şimdi burada 20'den fazla şey var ama 24 Hı -hı. E, meydana çıkış nedir mesela ana ama şeyleri, ben ne? hepsini söylemeyeyim bakın evet. birinci dil tanrısal bir görüntüdür mesela 6. E, e, seçeneği okuyorum Hı -hı. insan ruhunun düzenleştirilmiş ve kendiliğinden içten gelen bir yansımasıdır efendim tarih öncesi kurban ayinlerinin zorladığı bir dillenmedir Hı -hı. E, isteğe ve keyfe bağlı bir kurumdur şimdi e, bov, vov gibi yansıma ses taklidi ve işaret seslerinden doğmuştur Po oh po oh gibi haykırı <laughs> ve ünlemlerden ileri gelmiş. gelmiştir. Bunlar bilimde yazılan şeyler anladım. yani bunlar. Ee, evet. Peki. dinlerin e, hani semavi dinlerin en azından e, fark açıklamalarında benzerlik farklılık konusu nedir? Nasıl ya şimdi olur? dinlerin açıklaması tabi var. Yani e, bütün kutsal kitaplarda var. Hristiyanlığın e, Museviliği'ne evet. Evet şimdi Musevilikle e, Kur'an-ı Kerim'deki şeyler e, hemen hemen aynı demeyeceğim tabii de çok yakın birbirine hmm. yani. Şimdi İncil'de o kadar fazla bu konu irdelenmemiş demeyelim hmm. de üzerinde durulmamış mı diyelim artık hmm. bilemiyorum. Deyimi bulmak zor. Ama e, Tevrat'ta ve Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in 4 suresinde yani hmm. e, Bakara suresinde, Rum suresinde, Rahman ve Hucurat hmm. surelerinde ve e, Tevrat'ın Tekvin yani hmm. yaratılış bölümünde bu konuya değiniliyor. Nedir onun değinme? Yani anahtarı? şimdi isterseniz ben <laughs> Burada birkaç tane, mesela Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti, şimdi bunları ezbere söylemek zor şeylerdir. Peki. Buradan isterseniz bir ikisini okuyalım. Şimdi mesela Bakara Suresi'nin 30. ayeti, 30-33. ayetlerinde bahsediyor. Ben sadece 30'u okuyayım isterseniz. Hı hı. Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demişti. Onlar ise orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi var edeceksin? Halbuki biz seni överek yüceltiyoruz, seni kutsal sayıyoruz dediler. Allah ben sizin bilmediğinizi bilirim dedi. Ve Adem'e her şeyin ismini öğretti. Sonra onları meleklere gösterdi. Eğer sözünüzde samimiyseniz bunların adlarını bana söyleyin dedi. Ve böyle devam ediyor bu. Bunun yani, ba dille bağlantısını nasıl kuruyoruz? Yani i̇simlerin <laughs> öğretilmesi ve yaratılış ayeti. Evet ama şu var. Benim burada yani bu konu e, diyelim Kur'an'ın ayetini haşa bizim öyle bir şeyimiz olamaz tabii de teyit etmek için çalışılmış değil. Ama benim burada elde ettiğim, vardığım bulgular bu işin böyle insanın Dürü düşünüp ne bileyim işte planlayıp programlayıp bir şey evet. değil de bir verilme hmm. veya bir genetik e, hmm. potlama mı diyelim artık e, sonuçlarından meydana şey. geldiğini evet. ortaya koyuyor çünkü hmm. böyle bu şimdi tiller tesadüfen meydana gelmemiş önce onu söyleyeyim hmm. ya yani. tesadüf diye bir şey yok hmm. her şeyin bir sistemi düzeni var e, ben burada bir ocak ocak yasası diye bir e, şekilde ifade ettim bunu. Hmm. Yani öyle kendiliğinden ortaya çıkmış değil. ha Burada varılan bir bulgu da şu hı hı. sonuç olarak insan bizim gibi geldi dünyaya. Yani en azından bu benim bulgum böyle. Yani hı hı. konuşan demeyeceğim de böyle aklı bali yani zeki, hı hı. E, akıllı sorumluluk sahibi. Evet. Yani böyle bizim gibi. Sadece konuşması eksik o da verilmiş o anda almış. Ha şöyle de olabilir. Ben burada bir örnek de verdim. Yani mesela dedim şimdi dillerin e, malzemesi ortak hı hı. ama aynı kökten çıkmıyor bütün diller onu söyleyeyim yani. Yani bütün diller aynı kökten çıkıp da böyle dal budak salıp gitmiyor. Bunu anlıyoruz e, ilmi çalışmalarımızdan bugünkü dillerin yapısına baktığımızda. Ama bütün dillerin malzemesi ortak ben bunu şöyle ifade ettim evet. hani bir örnekle mesela dedim bir grup insana 5 6 10 kişi bu istediğimiz kadar olabilir. E, un, şeker yani bir litre un ver e, su verelim bir kilo un verelim, bir hmm. kilo şeker verelim, bir kilo ne bileyim... Yağ verelim. Yağ verelim, evet. Buradan bir tatlı, bir yemek neyse, bir yiyecek maddesi yapın diyelim. Hepsi ayrı bir şey yapar. Yani bir kısmı der ki tuz bana yaramıyor. Ben hmm. mesela <laughs> kullanmayacağım ya da az kullanacağım. Öbürü işte şekeri sevmem der ya da iyi severim der. Hmm. Yani muhakkak e, kesinlikle değişik ve ayrı olacaktır yani hmm. bu yapı. Kaç kişi olursa olsun bu bir milyon kişi olsa bile yine de ee, o birer kilo ve litrelik e, ölçek tam olmaz, eşit olmaz. Hı hı. Şimdi dillerde böyle ortaya konulmuş kelimeler, kökler, kök sözler ortaya konulmuş veya sesler. Biz hı hı. diyelim Türk'ün atası bunun e, şunları almış, öbürler bunları almış, böyle olmuş. Hı hı. Mesela Türklerin almadığı bazı sesler var. Biz de diyelim ki L L sesini, R L sesini, N L, L sesini Türkler de göremiyoruz. Ama Batı dillerinde var, Arapçada var. Peki en genel olarak bu dediğinizden hareketle bakılırsa dünyada hangi dil grupları yer almaktadır veya varlığından söz edebiliriz? Hani birbirinden farklı gruplardan bahsettiniz ya, <laughs> şu genel bilinen şeyler vardır işte Ural Altay falan yani bunun üzerinden biraz hatırlatsak. Şimdi onu kesin bilemiyoruz. Yani dil hmm. bilimi şu anda dünyadaki bütün dilleri de incelemiş değil. Onu söyleyeyim Ana yani. Ha, evet. çok iyi incelenen diller var. Aşağı yukarı 500 civarında dil çok iyi evet. incelenmiş. Özellikle Hint-Avrupa dilleri. Hint, Avrupa, evet. Öyle. işte hadi Türk dilleri kısmen, Arap Sami Sami dilleri yine öyle. Ama diyelim ki Güney Amerika dilleri hı hı. ve Afrika dillerinin önemli bir kısmı henüz incelenmiş değil. Çünkü yani yüzden, bin civarında dil konuşulduğuna ilişkin haberler çıkıyor bazen evet, medyada. Evet doğru. Şöyle bir dil aileleri vardır. Evet. Dil grupları diyelim ya da Aha. bir de o dillerden doğan diller var. Şu anda ortaya konulan rakam 5651'dir. Ama dil. bu bunu tabii bir noktaya indirebiliyoruz bunları. Mesela hmm. ne kadar indirebiliriz? 250 belki 300'e kadar indirebiliriz. 250 300 dediğiniz dil aileleri mi? Evet dil ailesi. Grup dil Oradan mi? bunlar dallanıyor, budaklanıyor. Hmm. Yani hmm. mesela Türkçe'yi de diyelim ki 2000 yıl önce belki de hemen hemen tek dilli diyelim mesela ama bugün hı hı. bizim Türkiye Türkçemiz var işte Azerbaycan, Azerbaycan Türkçesi Kazakistan, var, Türkmen Türkçesi, Kazakistan, hı. Kırgızistan hani bunu Tabii. bilir zaten bizi dinleyen okuyucularımız evet. şey dinleyicilerimiz e, aşağı yukarı <laughs> 30 civarında yazı dili olan Türkçe var yani 30 civarında hı hı. konuşma dilini saysak bu belki 50'ye de çıkabilir e, Hint-Avrupa dillerine baktığımızda şu anda 40 civarında yazı dili var Hint-Avrupa dillerinde hı hı. 40 civarında. O da ana diller hangilerinden oluşuyor? Hint, o Avrupa ana dil. dil şu demek oluyor. Hint Avrupa'nın bir tane ana dili var. Türkçenin de bir tane ana hmm. dili var. Dip dil yani kök dil. Evet. <laughs> Ama o <laughs> dallanıp budaklanınca. Evet şimdi bu diyelim ki 10 bin yıl. Bunu zamanını bilemeyiz, hmm. bilemiyoruz. 5 bin yıl, 10 bin yıl, 20 bin yıl önceden var bu. Hmm. Bu zamanla e, insanlar çoğalıyor. Değişik coğrafyalara gidiyor. Hmm. Başka uluslarla temasta bulunuyor. Hmm entelektüel olarak gelişiyor hmm. ticari olarak işte her her konuda iklimler bunlara tesir hmm. edebiliyor hmm. her şey tesir ediyor Dolayısıyla o zaman bunlar farklılaşmaya başlıyor. Hı -hı. Mesela Çinlilerle yakın oturuyorsanız Çince'den etkileniyorsunuz. Tabii Çince de sizden etkileniyor. Hı -hı. E Araplarla yakın oturuyorsanız Araplardan etkileniyorsunuz. Onlar da sizden etkileniyor. Hı -hı. Ya da Avrupalılarla, Ruslarla fark etmiyor yani böyle. Peki bu dil aileleri ya da ana grupları neye göre ayrışıyor? Yani dillerin gramatik yapısına göre mi, dil, dil kelime bilgisine göre mi, konuşulduğu coğrafyaya göre mi? bunu belirleyen böyle ana kıstaslar var mı? Var efendim, var. <laughs> Şöyle efendim, şimdi dillerde eee ana sözler vardır, ana söz. Hı hı. Yani bunlar nedir? Mesela önce sayılar. Hı hı. Bütün dillerde sayılar kendi öz dillerindendir. Çok az belki istisnası olabilir bunun. Yani nadirattan. Mesela bugün e, Azerbaycan Türkçesinde 80 80 yerine hashtag kullanılır bazen ama. Hı, hı. Yani onun sebebi var da anlatmak uzun sürer, şimdi konudan çıkmayayım onun diye. Onun dışında 1, 2, 3, 4, 5 diye sayarız değil <laughs> tabii mi? Tabii ki. Yani böyle şimdi mesela Moğolca'da min min kelimesi var ya da min, mingan gibi, mingan hmm. kelimesi var. Türkçeden alınmıştır, binden min. alınmıştır, hmm. Türkçe binden alınmıştır. Böyle tek tük istisnalar var ama bütün dillerde sayılar kendi öz malıdır. Hmm. Ayrıca böyle insan vücudunun organların Organlar. var. Mesela göz, baş, kulak, işte burun, ayak, El, yüz, diz, hmm. yüz. Buna benzer sözler var. Hmm. Bir de akrabalık terimleri var mesela işte ana, baba, dayı, hmm. amca, hmm. ne bileyim işte abla, hmm. çocuk işte bunun gibi şeyler var. Ee, bir de böyle e, çok lazım, lüzumlu olan kelimeler var işte mesela yemek, işte ekmek, ne bileyim su işte falan, dağ yani. su evet su dediğiniz gibi hiç olmaması yani mümkün değil olması hmm. olmaması mümkün değil. Güneş, ay gibi böyle astronomik bazı şeyler var. Hmm. Bütün bunları göz önüne koy yani önümüze koyduğumuz zaman e, gerçekten de bazı dillerin Bunların ortak olduğunu görüyoruz ve anlıyoruz. Hı hı. Yani o yüzden mesela Hint Avrupa dillerinin e, Hint Avrupa dillerine sokulan dillerin Hint Avrupa dili değildir diyemiyoruz. Çünkü gerçekten de onların bu söylediğimiz ana sözleri hı hı. E, aynı dil grubundan çıktığını gösteriyor. Ha burada gramerin hiçbir önemi yok. Hı. Seslerin de hiçbir önemi yok. Çünkü gramere bakarsanız Türkçenin mesela grameri diyelim söz dizimi en evet. azından nedir? Özne, tümleç, yüklem. Hı hı. Ama bugünkü Gagavuz Türkçesinde Özne, yüklem, tümleç geliyor. Evet. E şimdi Avrupa dillerinin hepsi özne, e, yüklem, tümleçtir. Ama Sanskritçe, eski Latince, Türkçe gibiydi. Hmm. Nasıldı? Yani özne, tümleç, yüklem gibiydi. Hmm. Yani buradan bir yere varamıyoruz. Hmm. Ama hmm. bu şeylerden varabiliyoruz. Bu az önce söylediğim. Yani <laughs> sayılar, e, insan vücudunun organları ve bir takım temel temel e, sözcükler e, sözlükler evet. benziyorsa aynı dil grubundan evet, hani doğru. dil ailesinin olduğunu mu Evet e, doğru e, evet. var sayıyoruz. Öyle. öyle sayıyoruz ama bu gerçekten de böyle yani şöyle diyeyim size. E, burada bir şüphe edebiliriz. Bilim şüphe üzerine kuruldur zaten. Hmm. Fakat ee, o şu yani bunu incelediğimiz zaman o şüphemiz gidiyor. Yani ben bunu biraz incelediğim için bakıyorum hakikaten de burada bir şeylik. Peki, yok. Bu coğrafya bazlı dil gruplandırmaları var mıdır? İşte Altay toplulukları diyelim diyelim. Altay halkları Orada var değil mi? Orada onun ismi öyledir ama e, aslında şöyle diyeyim size Türkçenin sokulduğu grup biliyorsunuz eskiden yani 19. yüzyılı söylüyorum işte Vanberi daha başka hı hı. E, kişiler e, Ural Altay dil ailesi diye evet. bir aile düşünmüşlerdi. Bunu şuna göre düşünmüşlerdi. Coğrafi yakınlık var. Hı hı. Yani hatta e, komşuluk var. Hı hı. Bir de az önce söylediğimiz gibi cümle yapısı benziyor. Nasıl? İşte özne, tümleç, yüklem. Sadece işte sayılar mesela çoğullaşmıyor. Hı hı. Şimdi İngilizcede biliyorsunuz mesela üç tane ağaç dediğiniz zaman üç kelimesi de ağaç kelimesi çoğul oluyor. Hı hı. Türkçede 3 ağaç dediğimiz zaman 3 ağaç. Hı hı. Ağacı çoğul yapmaya Çünkü üç derken zaten çoğul olduğunu söylüyoruz hı hı. bunun. Bunun gibi e, bitişik ek almak hani sondan bitişik ek almak. Bunun gibi kıstaslar alınarak hmm. Ural e, Ural Altay dediler ama sonradan Ural e, dillerini ayırdılar. Hmm. Mesela bu Fin dilleri özellikle buna giriyordu. Bunu ayırdılar. Sonra Altay dilleri dediler. Yani Türkçe, Moğolca, Mançuca, Mançu Tunguzca, hatta Korece ve Japonca. Ama benim burada vardığım bulgulardan şunu söyleyeyim ki aslında Türkçede kendi başına bağımsız bir dil. Yani herhangi bir e, aileye mensup olmak gerek şart değil Türklerin diyorsun. kendi ailesi var. Yani evet. çünkü bu böyle yani. Peki Korece Japonca e, dediniz. Şimdi Korece Japoncanın zaten e, bu aileye sokuluşu tartışmalıdır. Yani hiç genel kabul görmüş değildir. Hı -hı. Sadece bir ne derler iddia mı diyelim öyle diyelim. Hı -hı. Ee, ama şimdi temel kelimelere baktığınızda mesela benim Japonca sözlüğüm de var yani korojobe diyor. Hmm. Yani 50'ye yakın yabancı sözlüğüm var benim. Hmm. Şimdi ya da şimdi internetten de bunlar kolayca bulunabiliyor biliyorsunuz. Şimdi bunlara baktığınızda bir temel şey bulamıyorsunuz. Yani az önce dediğimiz gibi hani böyle e, bulamayınca e, bu karara varamıyorsunuz. Hani hmm. o Hint Avrupa dilleri ya da Türk dilleri gibi. Ama şimdi bir suya baktık. mı, su kelimesini alsak Türkçe, Kazakça, ne bileyim işte yeni Uygurca, hepsinde aynı. Hı hı. Ama Moğolca da aynısı olmuyor. Ya da işte Korece'ye, Japonca'ya geçtiğimiz zaman aynısını bulamıyoruz. Hı hı. E demek ki bunlar değil yani aynı grupta değil. Peki günümüz dünyasında e, Türkçenin e, dünya dilleri içindeki yeri nedir desem biraz da hani genel konulara değinelim. Ne kadar insan tarafından Türkçe konuşuluyor ya da o en geniş anlamda sizin tanımladığınız anlamda dünya dilleri içerisinde Türkçe desem neler öne çıkıyor hocam? Ya Şimdi Türkçe dünya dillerinin en eskilerinden, Hı -hı. en yaygınlarından, en zenginlerinden, en köklülerinden biri. Gerçekten de böyle ee, en bu çok konuşulan bu, olanlardan da biri. Bu ayrı. akademik bir e, sav mı yoksa bir hani subjektif? Yok, subjektif kendi değil. Kendi dilimizi yüceltmek hayır, hayır değil. Evet. Şimdi bakın, eğer baktığınızda böyle e, bütün dünya, şimdi bir kere Türklerin tarihine bakınız. Yani Hı -hı. mesela. Ee, o Jean Paul Roux'un dediği gibi yani işte Pasifik'ten Atlantik'e. Şimdi çok hareketli bir hayat. 2000 yıllık bir. E, bunu herkes yapabiliyor mu? Yapamıyor. Yani hı hı. bir taraftan Kuzey Buz Denizi'ne ayağınız değiyor. Öbür taraftan Ekvator'a ayağınız değiyor. Şimdi hı hı. ben öyle hani hamasi şeyler söylemek istemiyorum ama yani bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki siz bir şeyler yapabilen bir ulussunuz. Hı hı. Yani bu öyle herkesin yapabileceği bir şey değil. E, bu ulusun dili de öyle basit bir dil olmamalıdır ve değildir de. Hı hı. Yani Türkçe e, yazılı eserleri diyelim Arapça gibi işte Çince gibi Yunanca gibi Latince. İbranice hmm. gibi ne bileyim böyle bir 10 15 civarında dilden daha eski değil. Şimdi bunu doğru söyleyelim. Bu daha ne derler doğruya doğru. Evet. Eski değil ama yine en eskilerden biri. Yani, Nasıl en eskilerden biri? Kadim diller arasında. E tabii hmm. yani Milattan önce diyelim ki işte e, Çince'yi 1500-2000 yıllarına dayanırıyorlar. E Türkçemiz o kadar eski dayan. İşte Yunanca 800 milattan önce 800 Hı -hı. yıllarına dayandırıyorlar, O kadar değil. Ama bizim dilimiz de yani 688'den beri yazı yazı yazan evet. bir dil. Ve bunu önce e, böyle yazıya yani kağıda dökememiş. Çünkü hareketli bir hayat. Şimdi evet. yazdınız şu kağıda şunu yazdınız. E bunu nerede saklayacaksınız? Hı -hı. Şimdi saklayamıyorsunuz çünkü bir yerde durmuyorsunuz, sürekli hareket halindesiniz. Hı hı. E ne yapıyorsunuz? Söyledikçe taşa yazıyorsunuz. Taşıyız, evet. Yani Göktürk kitabı böyle ortaya çıktı. Hı hı. E sonra tabii şeye de yazdık ama Türkçe de basit değil, gerçekten de zengin, güçlü bir dil. Yani 2000 yıldır bunu koruyabilmesi, hı hı. her gittiği coğrafyada e, Türkçeden orada bir şeyler bırakması önemli bir şey. Bir de Türkçenin en çok etkilendiği dil Arapçadır. Hı hı. Yani Çince, Farsça, Farsça, Farsça da değil, Farsça Farsçayı, hayır, Farsça'yı biz daha çok etkilemiş etkilemişizdi. Bu bilinmez de. Ha Arapça'nın etkilemesinin sebebini de siz de biliyorsunuz dinsel yönlerdendir. Yani başka bir yolu değil çünkü Araplarla beraber yaşamadık, Arap devletlerinin idaresinde de yaşamadık. Dolayısıyla e, kültürel yönden etkilendik. Ha sonra bir de bugünkü işte Avrupa dillerinden etkileniyoruz ikisi. Bunun haricindeki bütün etkileşimlerde baskın olan Türkçe'dir. Yani Rusça'sında, Romancasında, Macarca'sında, hmm. Sırpça, Yunanca dahil. Efendim işte Ermenicesi, işte Farsçası hı hı. gidelim öbür tarafa. <laughs> Afgan dilleri, hı hı. Hint dilleri, Urduca mesela, ne bileyim, bütün bütün Fin dilleri, hı hı. bütün bunlarda baskın olan, daha çok kelime veren, daha çok etkileyen Türkçedir. Ha bu çok bilinmez. Biz kültür bakımından kendimize çok güvenemeyiz. Bizim aydınımız bunu ortaya koyamamıştır ama. Hı hı. Ha bir rahmetli Ögel biraz koymuştu. Bahattin Ögel. Hı hı. E, biz böyle bazı hamasi şeyleri severiz ama kültürel konularda biz biraz kendimize güvenmeyiz. Şöyle bir, bir genel kabul vardır. Ee, Türkçe'deki dini terimlerin çoğu Farsça kökenli. Doğru, bir kısmı öyle, en azından yani, yani namaz, namazlık namaz, gibi. Falan gibi. Ee, ama siz dediniz ki Arapça, işte Müslümanlık dolayısıyla aynı dini ortaklık dolayısıyla Arapçadan çok kelime girdi. E, Farsça e, bu yine din üzerinden girmiş olmuyor mu? Hani edebiyat şey, eserleri dışında. Giriyor ama yani çok fazla değil onlar. Hı -hı. Yani işte aklımıza gelen namaz, abdest, e, oruç belki birkaç tane daha vardı şu sınırlı anda. Mıdır yani? Sınırlı mıdır yani? Sınırlı mıdır? tabii ki sınırlıdır. Hı -hı. Ha biz Farsların bir tek edebiyatından etkilendik. Hı -hı. Ya çünkü Fars devletleri bizi hiçbir zaman idarelerinde bulundurmadılar. Yani biz kimsenin idaresine girmedi o anlamda. Ne Arapların girdik ne Farsların Tersine, ama İran coğrafyasını Türkler idare etti e, Kesinlikle 1925'e kadar Pehlevi evet. ne kadar İran coğrafyası 1040'tan 1925'e kadar Türkler tarafından idare ediliyordu. Yani buna da Hı -hı. bunu tarih söylüyor biz söylemiyoruz. Hı -hı. E, Dolayısıyla Farslar Türklerden daha çok etkilenmiştir. Şehriyar bir şiirinde diyor ki, Fars şairi çok sözleri bizlerden aparmış. Hmm. <laughs> ee, Türkçe gibi bir dil pahıl olmaz. Yani. Kıskanç olmaz ya da işte esirgemez. Anadolu, Anadolu'da pahıl tabiri evet, vardır. Evet. Var he, pahıl. Yani esirgemez diyor, verir diyor demek aha, istiyor aha. Türkçe. Ama gerçekten de öyledir. Yani biz bunu yanlış biliriz. Bizim Türk <laughs> ayınları da yanlış bilir. Bunu Farsçadan daha çok kesinlikle değil. Sayın ortaya aldığımız kelimeleri ve verdiğimiz kelimeler inanın ki Türkçeler daha fazla çıkacak. Yani biraz çalıştığım için biliyorum. Bunu. Peki e, madem çalıştınız bu dillerin etkileşimi üzerinde biraz duralım. E, belirleyen nedir? Yani hakim kültür olmak mıdır? Ekonomik olarak güçlü olmak mıdır? Siyasi hakimiyet midir? Yani dillerin etkileşimi deyince e, ne anlarız e, ve Türkçe bu anlamda nerede duruyor? E, mesela Rusçadan bahsettiniz. Rusçada da çok sayıda kelime olduğundan Türkçe'den tüzelttim. çok kelime evet. var Rusçada. Ya şimdi bu dediklerinizin <laughs> hepsidir aslında. Evet, evet. Yani siyasi hakimiyet altında bulunmak veya üstünde bulunmak evet. hani hangisi olursa olsun biri şey veya işte ticari Sınayi şimdi sınayi en azından evet. eskiden de tabi sanat anlamında bu hani biraz daha sanat. farklı. E, temas dediğimiz hani iç içe yaşama, yan yana yaşama, hmm. efendim ne bileyim, e, coğrafya değiştirmek. Hmm. Hatta iklimlerin bile, iklimlerin e, bile e, ses değişimlerine e, etkisi, katkısı olduğu ileri sürülür ve ben buna da en azından kısmen de olsa katılıyorum. Yani hmm. bu da doğru. Yani her şey aslında etkileşimlere sebep oluyor. E Şimdi biz kendimizi alalım. Ee, yani mesela Osmanlı Türkiye sahasını alalım, ee, Farslarla hiçbir yani etkileştik niye? Çünkü yan yana yaşadık ve edebiyatımız biraz da moda olarak hani divan edebiyatı oradan etkilendik, ee, Araplardan etkilendik, ee, Batı'yı daha çok etkiledik aslında bak o süreçte son yüzyıla kadar hı hı. Batı'dan aldığımızdan daha fazlasını verdik. Ama diyelim bugün batı e, sanayi işte hiçbir üstün ister istemez ondan etkileniyoruz. Batı etkiledik dediğinizle somutlaştıralım. Şimdi batının yaygın dilleri İngilizce, Fransızca, Almanca. Bunlarda da mı Türk etkisinden söz ediyorsunuz? <laughs> Türk etkisi var ama e, şunu söylersem şu e, olmaz. Yani Türkçede Fransızca kelime daha çoktur. Hı hı. Verdiğimizden daha çoğunu almışızdır. Osmanlı'nın son dönem özellikle e, tabii, değil mi? Evet. Zaten son dönemden bahsediyorum. Yani hı hı. 19. yüzyıldan evet. bahsediyorum. Ondan önce zaten yok hemen hemen. Hı hı. Çok az yani. Hı hı. E, İngilizce'den son asırda yani bu 20. asırdan hı hı. sonra özellikle etkilenmişiz. E, yani Almanca'dan o kadar fazla bir etkilenme yok. Alman, şimdi Almanlar da yerine göre de biz etkilemişiz. Mesela biz tercüman kullanırız bugün Arapçadan aldığımız. Hı hı. E, Almanlar da Tolmaçer kullanır. Kuman Kıpçak Türkçesinden almışlardı. Özbeyöz. Dilmaç. 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 Yani bildiğimiz hı. Dilmaç. Yani dil böyledir işte. Bakın hı hı. bizim Türkçe kelimemiz Almanların bugün en çok kullandıkları kelimelerden biridir. Yani günlük dillerinde olan bir kelimedir. O bizde yok maalesef. Yani biz bizde nereden Alapçadan alıyoruz? Böyledir dil yani. yani Etkileniyor. <laughs> Dolayısıyla böyle bir e, arı dil hiç etkilenmemiş. Yok o öyle bir şey öyle bir... Bir zaman arındırma imkanı da dolayısıyla çok sahici bir çalışma yok değil yani <laughs> tamamıyla bütünüyle %100 arındıramazsınız belki şöyle mi? birazcık işte yüzde yüzde %70'e çıkartabilirsiniz ancak öyle olabilir gerekir yani. mi arındırmak ya şöyle arındırma <laughs> gerekmeyebilir de yalnız dilin bir gelişim süreci vardır yani mesela dil bilimciler şöyle der bir dil o toplumun kendisine yeter eğer dil yeni e, terimlere kelimelere ihtiyaç duyarsa bunu ya üretir ya da alır Anır. ikisinden biri. Hı -hı. Ha şimdi almaktansa yeni kelimeleri üretelim yani bu daha doğru olur. Ee, şimdi mesela diyelim televizyonu zamanında biz üretseydik televizyonun yerine bir kelime bilgisayarda ürettiğimiz gibi. Evet, aynen çok güzel. <laughs> bilgisayarda ürettiğimiz gibi üretseydik bugün televizyon yerine daha kısa ve daha öz güzel bir Türkçe Hı -hı. söz elde etmiş olurduk. Yani burada e, bunu burada bir yanlış anlama da oluyor bizde. Hı -hı. Tamam bütünüyle arındırmak bence de yanlıştır ve dilden de aslında hiçbir kelimeyi atamazsınız pasif de olsa o dilde durur az kullanılsa da yine durur Hı -hı. ama yani efendim işte dil kendiliğinden değişir gelişir şu anda o şeyde olamayız o düşüncede olamayız çünkü şu anda dilin yani aracın kendisi gelmeden kavramın kendisi gelmeden adı geliyor Hı -hı. dolayısıyla biz orada bir kurumla ya da bir aydın inisiyatifiyle öne geçip işte bilgisayarda olduğu gibi dediğiniz gibi çok güzel bir örnek onu türetip halkımızın önüne koymalıyız, sunmalıyız ki onu dilimiz Türkçe kelimelerle devam etsin. Ama halkımız bazı kelimeleri benimsiyor, kullanıyor, yaygınlaştırıyor. Bazı kelimeleri de benimsemiyor. Bu yani sonuçta üretilen kelimeyi yaşatan ya da unutturan halkın kendi yaklaşımı kabulü değil mi? Aydınların bir ön alması olabiliyor ama sonuçta belirleyici olan geniş halk oluyor. Ama yine de biz işte o ön almayı verelim yani o evet. şeyi sunalım. Halk onu benimserse dediğiniz gibi kullanacak. Biz orada onu zorlayıp hani her eve gidip de siz bunu kullanın evet. diyemeyiz zaten. Ama mesela Almanlara baktığımızda, Macarlara baktığımızda, daha birçok ülke dillerine baktığımızda bunlar böyle yeni terimleri. Mesela Almanlar kimyasal terimleri bile hep kendi dillerinden üretmiş kullanmışlar ve kesinlikle de İngilizcesini Fransızcasını kullanmazlar yani. Evet. O derecede böyle bir e, milliyetçi durumları var hani böyle dille en azından hı hı, yani. Dil milliyetçiliği. E, tabii yani. E, şimdi ben bütün mesela benim görüşüm de şu. Ben sentezci bir görüşe sahibim onu söyleyeyim hani yani, bu dediğiniz konuda. Evet. Hiçbir kelimenin atılmasını istemiyorum ama yeni kelimelerin yapılmasını, türetilmesini de istiyorum. Evet. Yani hatta böyle bir sürü kelimeleri kullanıyoruz işte sorun, koşul, e şimdi bakıyorsun iki aydın bir araya gelmiş ya koşulu kullanma. E bir bakıyorum siyasilerimiz kullanıyor yani hı hı. cumhurbaşkanımız başbakanımız kullanıyor hı hı. E diğer siyasi partileri de kullanıyor. E ben artık buna niye bunu kullanma diyeyim ki yani hı hı. artık bunu kabul edelim yani burada bu lüzumsuz bir tartışma olur. Hı. Önce biz dilde birlik olalım bir anlamda hı. da yani. Şimdi dilde birlik deyince bir dil programı yapıyorsak Kastoral İsmail'den söz etmemiz gerekir herhalde Böylece belki anmış olmamız gerekiyor. Çok doğru evet. Ee, onun bu dilde fikirde işte birlik yaklaşımının ...realitesi, karşılığı... ...günümüze ne söyler Gazpıralı'nın bu... ...dilde, fikirde, işte birlikte... ...demin de söz ettik çok sayıda farklı... E, ...Türkçe konuşan milletler var... ...devletler var, halklar var... ...vallahi bugün de olsa bence aynı şey söylerdi... ...diye düşünüyorum, hmm. şundan... E, ...doğru, bugün yazı dil haline gelmiş... pek çok Türkçe var... Hmm. ...ama e, bugün kitle iletim araçları... ...diyebileceğimiz de çok önemli araçlar var... ...işte televizyonu, radyosu, ne bileyim... ...işte bu sosyal medya İnternet. dedikleri... ...ve daha hmm. sayı benzeri şeyler... <laughs> Bütün bunlar dolayısıyla e, dillerin ortaklaşması e, bugün daha çok e, imkan dahilinde. Hı hı. Ben öyle görüyorum en azından. Hatta bu konu e, bu dil kurultayları Türk ülkeleri arasında da konuşulmuş görüşülmüştür. E, meydana gelen ortak kanaat ve karar şudur. Türkiye Türkçesi Türk ülkelerinin arasında anlaşma vasıta dili olsun, anlaşma vasıtası olsun, ortak hı hı. dil olsun. Ortak dil. Hı. Ki ama herkes kendi dilini tabii konuşacak, yazacak. Yani Kırgız Kırgız Türkçesiyle, hı hı. Özbek Özbek Türkçesiyle ama her Özbek, Kırgızca'da en azından aydınları, üniversite öğrencileri e, Türkiye Türkçesini bilecek ve bilmelidir de. Bunun da doğrusu budur yani. Nasıl ki İngilizce bütün dünyanın dili, nasıl ki Rusça eski bağımsız devletler topluluğunun bir ortak Hı -hı. iletim dili. E, bizim Türk dünyasının da, Türk aleminin de bir ortak Türkçesinin olması lazım. O da nüfus bakımından, devlet bakımından, geçmiş tarih ve Hı -hı. bağımsızlık bakımından, Türkiye Türkçesi, gelişmişlik bakımından. Peki şimdi biz e, hani rahat kullanıyorsunuz da Kazak... Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi. Bunun bölgede karşılığı da böyle mi? Yani Özbekçe mi diyorlar, Özbek Türkçesi mi ya da Kazakça mı diyorlar? Kazak Özbek Türkçesi. Tabii Özbek Türkçesi demiyorlar. Ben size şimdi hani doğrusunu söyleyelim. Hı -hı. Burada kimseye yanıltmayalım. Yani Kazak Türkçesi demiyorlar, Kazak diyorlar veya Özbek diyorlar. Özbekçe diyorlar, Kazakça diyorlar ama. Ee, yine de onların dil bilimcileri, yani Türkologları, Türk Önce bilimcileri... Önce böyle bir algı birliğinden başlamak lazım e, değil mi? Ki, hani dayatmak anlamında söylemiyorum. Yok dayatmayacağız zaten. Evet. Dayatamayız da evet. ve doğru da değil. Ve imkanlı da, imkanlı da, da yani. değil evet. tabii. Ama e, biz eğiterek bu işe gideriz. Nasıl gideriz? İşte ilkokuldan, ortaokuldan <laughs> başlarız. Üniversitelerde ve aydınları, üniversitelerin hocalarını bu anlamda kazanırız ve bu devam eder. Bu da birdenbire olmaz bir süreç meselesidir. Hı hı. Şimdi mesela Müsavat Partisi 1920'de Azerbaycan'da Azerbaycan. iktidara geldiğinde programında şöyle vardı yanılmıyorsam, <laughs> e, ilkokullarda Azeri Türkçesi, e, <laughs> okullarda Osmanlı Türkçesi de okutulacak, hı hı. yüksek tahsil Osmanlı Türkçesi ile olacaktı. Tabii bu devlet iki yıl sürdü biliyorsunuz, sonra Bolşevikler tarafından yıkıldı. Hı hı. Yani biz demiyoruz ki üniversitede Türkiye Türkçesi olsun ama, Türkiye Türkçesinin bilinmesi gerektiği kanaatinde demeyeceğim de e, ortak akıl derler ya ondanız yani. Bir, yani eee anlaşma dili ortak bir dil oluşabilmesi için bu pratik e, bir çözüm. Yani bu yani diyelim Tatarca seçilse, değil mi? Bunu yaygınlaştırmanın belki e, zorlukları olacak. Nasıl ya? en fazla 6 milyon konuşan var. Türkçesini alsak mesela hani evet. örnekler olsun tabii, diye söylüyorum. Tabii. İşte 200 bin, 150 bin ne yani, kadar nüfusu? Tabii. Ya yani, ve yazılı kaynakların e, çokluğu. Yani kültür, ekonomi, ne bileyim devletçilik o şey, geçmiş gelecek. Bilim, evet. Yani her şey bunun üzerinde düşünülmeli. Bu konuda en uygunu, yani ben Türkiye'li Türk olarak söylemiyorum bunu gerçekten evet. de ama en yakını bu bunu. Aslında Türk dünyasındaki aydınlar da kabul ediyor. Biz bu konferanslarda, hı hı. kongrelerde görüştüğümüz, konuştuğumuz aydınlar bunu hep söylediler yani ortak dil Türkiye Türkçesi olmalıdır. Ama kendi dilimizi de okuyup hı. yazmalıyız tamam. Peki 90'ların başında e, Sovyetlerin dağılması ve bu Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanmasından bugüne muhtemelen çoğunun içinde yer aldınız bir ortak alfabe sorunumuz var. Bu niye e, istenildiği gibi yürümedi e, ya da e, bu konuda bir aşama kaydedilebildi mi? Ya şimdi aslında bu yürüyebilirdi ama şimdi Türkiye'nin de nasıl diyeyim size bazı e, eksikleri demeyeceğim de pasifliklerimi bilemiyorum deyim önemli değil Türkiye'nin burada ön alması lazım aslında. Şimdi Türkmenistan alfabesi yanılmıyorsam 90'ların ortasında mı evet galiba o zamanlar kademeli bir geçiş öngördüler evet, evet. yani e, Latin alfabesine evet. geçti Türkmenistan ama nasıl geçtiğini biliyorsunuz. mesela Y harfini I yerine kullanıyorlar. Hmm. E bugünkü Özbek alfabesine baktığımızda SH yazıyorlar, şey okuyorlar. Hmm. CH yazıyorlar, şey okuyorlar. Hmm. Ya ey sen Türkiye'miz. Yani e, bu 90'larda oldu bu olaylar. O zaman Türkiye'nin bunlara müdahale edip, müdahale derken böyle hani ne derler, e, müdahale demek de doğru değil. Ama gidip demesi gerekir ki bence. Katkıda Evet. Ya biz sizi e, ne kültürel, ne iktisadi, ne siyasi, ne başka bir şekilde ne bileyim hakimiyet, egemenlik altına almamız mümkün değil. Ama neden biz beraber aynı hı -hı. yazıyı okuyamayam okuyamayalım? Hı -hı. Siz de bizim gibi Ç, Ç harfiyle gösterin. Sehey değil de hı -hı. şeyi bildiğimiz Türkçe'nin <laughs> C'siyle gösterin. Türkmen'e de aynı şeyi söyleseydik. Ee, Özbek'e de aynı azim, şeyi azim, söyleseydik. Hı. Bir ortak alfabe olabilirdi. Bir tek Azerbaycanlı alfabemiz tutuyor. O da birkaç harfi farklı. Çok o da hı. normal tabii. Ona hı -hı. da ben bir şey söylemiyorum. Ama Özbek ve Türkmen alfabeleri bu konuda maalesef sapmış durumda. Ama ben orada... Türkiye'ye daha çok farklılaşmış anlamında söylüyoruz değil mi? Evet yani. o anlamda. Türkiye'ye daha çok şey yapıyorum. Yani ben Veba, ve lideri geri olsaydım evet. ben bunu giderdim. İyilikle, iyilikle diyorum. Bakın öyle baskı ne bileyim. Yok akademik şey, bir çalışma ortamında, ilmi yani. bir ortamda. Ee, bir ikna ederdim, inandırırdım hmm. yani mı? ve kabul ederler. Şöyle bir kısıt yaşamış olabilir mi Türkiye? O tür tartışmalar oldu çünkü ben dilci değilim ama. E, Türkiye'de mevcut kullanılan alfabeye de bir birikilave gerekiyordu ortak alfabe bulmak için. Türkiye o kısıtı aşamadığı için kendi öncelikleri, hassasiyetleri sebebiyle öbürleri de farklı alfabelerin önüne açılmış oldu gibi. Bir araya toplanalım diyelim ki e, ortak alfabeyi çünkü alalım komisyon... o zaman biz de alırız. İşte hani Türkiye'de alfabeye şu harf bu harf eklenir eklenmez de siyasi endişeleriyle. Yok, onu ben ee... bizimkilerin öyle bir endişeyle olacağını sanmıyorum. Ha, ben şunu söylüyorum, bakın o bu iş için e, bir gerekçe değil. Yani neden? Şimdi Azerbaycan ne yaptı? Üç tane harfi farklı aldı. Bu Aynen. normal çünkü o sesleri biz sesleri, kullanmıyoruz. Evet. Şimdi Türkmenlerde de öyle harfler varsa veya Tabii. Özbekleri de varsa onlar da alabilirlerdi. Hı -hı. Ona bir şey diyemeyiz farklı çünkü. Ama aynı kelimeler, şey harfler. Aynı sesleri aynı gösteren sesler. harfler hı hı. aynı olmalıydı. Mesela Ç sesini, Ş sesini veya Y sesini gösteren harfleri aynı almalıydılar. Ama evet. dediğimiz gibi eğer gırtlak Y'sini gösterecekse Azerbaycanlı onu X şeklinde aldı. Ona bir şey demiyoruz bir anlamda yani. Evet. E, veya Q'yu aldı ona bir şey demiyoruz. Evet. E, Şimdi hocam süremizin hızla sonuna geldik. E, biraz da bu çalışmanıza ne tür tepkiler oldu ya da oldu mu genelde? Türkiye'de çok yansımayabilir. Ee, bir hazırlık süreci ve e, çalışma yayınlandıktan sonraki size yansıyan tepkilerle kapatmış olalım. Vallahi hazırlık sürecinde zaten kimseyi söylüyordum ben arkadaşa ama arkadaşlara ama tabii kimse ne olduğunu bilmediği, evet. bilemeyeceği için doğal olarak bir şey söylemiyordu. Tamam iyi güzel çalışıyordu ama e, bu Mayıs ayının da çıktı bu kitap. E, yani 6 ay oldu tabii Hı -hı. 6 ay 7 ay oldu. E, aslında iyi tepkiler aldım yani hmm. böyle normal olarak ama benim asıl beklediğim işin doğrusunu söyleyeyim. Dil bilimcilerden almam, alacağım tepkiler ve eleştiriler olumlu veya olumsuz. Evet. O henüz gelmedi ama bu şimdi gelmedi. Yani yarın gelecektir. Hmm. En azından bir belki iki yıl en gece iki yıl. Yani en gece iki yıl diyorum çünkü bu çalışmanın ikinci cildini de yakında teslim edeceğim. Toplam kaç cilt olacak? Bu üç cilt üç olacak cilt ama olacak? ikinci ve üçüncü ciltleri, ikinci cilt tamamıyla Türkçe'ye ayrılmış. Tamamıyla Türkçe'ye ve hı. Türk dillerine diyelim. Hı hı. Bir sözlük olacak ama en azından üç 3000, sayf 3000 sayfalık bir sözlük olacak. Ya nasıl yani? bir sözlük yani ortak Türk lehçeleri sözlüğü gibi bir şey. Yok mi? öyle değil. Yani nasıl? bu çok değişik bir sözlük olacak. Ee, ben bunu ocak ocak yapıyorum. Hmm. Yani böyle çok farklı bir sözlük ama sonunda tabii bir in, dizin vereceğim. Dizin hmm. mesela siz diyelim ağaç kelimesini merak ediyorsunuz. Hmm. Ağaç kelimesi nerede? <laughs> 95'ini sayfada Açacaksınız 95'i. Ağaç kelimesinin etimolojisini yani kökenini okuyacaksınız. Hmm. Hangi işte buna Kırgız <laughs> ne diyor, Özbek ne diyor <laughs> orada göreceksiniz. Bu ikinci cilt olacak. Üçüncüsü de özellikle Hint-Avrupa dilleri, Batı dilleri ve Sami-Sami dilleri, işte Japonca da dahil, işte Korece, Moğolca, Mançu, Tunguz vesaire olacak ama özellikle de Avrupa, Hint-Avrupa dilleri olacak. Hani bunlar çıktıktan sonra kimse buna yani ne derler? Bir şey demeden duramayacak. Çünkü mecbur bir şey diyecek. Tamamlanınca evet, asıl tartışma yani ya olumlu diyecek ki. ya olumsuz ama ben olumlu genelde olumlu olacağına inanıyorum. Umuyoruz hocam. Tebrik ediyoruz. Diğer kitaplar için de başarılar teşekkür. diliyoruz. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah. <laughs> İyi günler efendim. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.